Sedef Altıntaş, 21 yaşında Türkiye'nin en ünlü şovmenlerinden biriyle nikah masasına oturdu. Rüya gibi evlilik sadece 1,5 yıl sürdü, boşandı. Ayrılığın ardından kabuğuna çekilen ve kendini işine adayan Sedef Altıntaş, şimdi gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sedef Altıntaş 1980 yılında Ankara'da doğdu. Türkiye Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunu olan Altıntaş'ı Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik sayesinde tanıdık. 2000'li yıllarda Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altıntaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili 3 haftalık flörtün ardından 28 Ağustos 2001'de nikah masasına oturdu. Rüya gibi evlilik sadece 1,5 yıl sürdü. Daha sonra bu evlilik tek celsede bitti. Mehmet Ali Erbil boşanırken 200 bin TL tazminat ödedi. Bir de eski eşinin yıllık 11 bin dolar olan eğitim masraflarını üstlendi. İkili bir daha hiçbir araya gelmedi. Erbil, 2004'ten beri görüşmediği Sedef Altıntaş'ı ve aralarındaki ilişkiyi 3 yıl önce verdiği röportajda anlatmıştı. Bütün eşlerim arasında Sedef en farklı olandı. Bazı şeyleri unutmadı. Belki çok sevdiği, belki çok genç olduğu için. Bazı şeylerin izleri onda çok ağır oldu. O yüzden onunla görüşemedik. Bu evlilik için hata diyemem. O bir aşk evliliğiydi. Birden birbirimize aşık olduk ve evlendik. O benim için çok özeldir. Çok gençti. Birçok şeyi benimle birlikte yaşayıp gördü ifadelerini kullanmıştı. Evlendiğinde henüz öğrenci olan Sedef Altıntaş üniversiteden mezun oldu ve kendi işinin başına geçti. Sedef Altıntaş 2004 yılında annesiyle birlikte bir moda evi açtı ve kendi tasarımlarını satışa sundu. En büyük hayali kendi defilesini yapmak olan Sedef Altıntaş'ın işleri beklediği gibi gitmedi, anne kız moda evini kapattı. Sedef Altıntaş en son 2013 yılında gittiği mekan çıkışında görüntülendi. Geçen yıllar Sedef'in güzelliğinden hiçbir şey almamıştı.